Arkadaşlar günaydın. İyi dersler diliyorum. Bugünkü dersimizde katı cisimlerle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz, taban alanı 24 santimetrekare, yüksekliği 6 santim olan prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye sorulmuş. Sorumuz bu. Bu soruyu ben çözeyim. Şimdi taban alanı 24 demiş. Bir prizmadan bahsediyor. Bu tabanının ne olduğunu bahsetmemiş. Yani bu tabanı üçgen olan, tabanı dörtgen olan, tabanı böyle bir şekilde olabilir sayın arkadaşlar. Yani bunun tabanının ne olduğu önemli değil. Önemli olan taban alanının 24 santimetre kare olması. Peki biz bunun üzerine 6 santim bir bina inşa ediyoruz. Hangisi olursa olsun, sayın arkadaşlar, hangisi olursa olsun her biri 6 santim yukarıya çıkarıldığında sayın arkadaşlar, görmüş olduğunuz bütün prizmaların hacmi aynıdır. O zaman buradaki prizmanın hacmi neydi hacim? Taban alanı çarpı yükseklik. Adam zaten vermiş. Taban alanı 24 demiş. Yüksekliği 6 demiş. Çarptığımız zaman 144 santimetre küp şeklinde söylenebilirmiş arkadaşlar. Cevabımız bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Şimdiki soruyu sizlere soracağım arkadaşlar. Evet, cevabı sizlerden bekliyorum. Mikrofonlarınız kapalı ama mikrofonlar açık olursa sesinizi duymak istiyoruz arkadaşlar. Sorulara vereceğiniz cevaplar bize gelmesi gerekiyor. Çağatay, Erdem, Eren, İlayda, Canset, Murat. Ben şu an hemen hesapladım böyle. Yani mikrofonlar kapalı gözüküyor. Sinem, Sena. Murat'ın mikrofonu normal kapalıydı. Onu biliyorum. Arkadaşlar sorumuz bu. Şekildeki dik üçgen dik prizmanın taban ayrıtları 3 santim, 4 santim, yüksekliği 6 santimdir. Prizmanın alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi ben size bir şey söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz bir prizma mıdır? Evet. Nereden anladın? Bora nereden Çünkü anladın? Prizma olduğunu nereden anladın? Neden bir prizmadır mesela? taban alanı sürekli yani tabandaki şekil sürekli devam ederek üste kadar çıkmış Çok da iyi, küçülüyor. çok iyi, çok iyi. Yani tabandaki şekil aynı şekilde yukarı çıkartılmış. Mesela Evet. ben bu şekli devirsem, yani şu gördüğünüz turuncu olan yüzeyin üstüne düşürsem, o zaman prizma olur mu? Olmaz. Hayır, hayır olmaz. Şu an Bravo. O zaman dikdörtgen içindeyiz. olmaz. Bakın, prizma dedikleri zaman, şekil bir prizma mıdır dedikleri zaman, bunun tabanındaki şekil aynı şekilde yükseltildiğinde üst taban da ona simetrikse, aynı ise o zaman bu prizmadır. Bunu her türlü çevirdiğinizde, her yüzeyine yatırdığınızda bence prizma olmaz arkadaşlar. Çok iyi. Peki, gelelim soruyu çözmeye. Arkadaşlar prizmanın neyini sormuş? Alanını sormuş. Alan olarak sayın arkadaşlar bir tane tabanda, bir tane üst tabanda, bir de yanlarda kaç tane yüzey var? 3 tane yüzey var arkadaşlar. Yani alanı 2 tane taban alanı artı
yanal alan diyeceğiz arkadaşlar. Bakın taban alanı, iki tane taban alanı şu şekilde sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şundan iki tane var arkadaşlar. Peki yanal alan ne yanal alan? Bakın yanal alan bir tane burada, bir tane arkada, bir tane önde. Yani şöyle bir tane yanal alan var arkadaşlar. Şöyle bir yanal alan var. Bir tane şöyle bir yanal alan var sayın arkadaşlar. Bir tane de şu şekilde yanal alan var. Görmüş olduğunuz, şu görmüş olduğunuz bu. Bu buradaki, buradaki de bu sayın arkadaşlar. Yanal alan dedikleri zaman, peki efendim, burası 3, burası 4. O zaman bunun alanı 3 çarpı 4, 12, 6. Ama bundan 2 tane var, o zaman burası 12. Peki yanal alan, arkadaşlar şurası 3. Şu yükseklik 6, her birinin yüksekliği 6. Peki efendim şurası 4. Burası hipotenüsten 5 olacağı için burası 5. Doğru. Görmüş olduğunuz 18. Görmüş olduğunuz 30. Görmüş olduğunuz 24. Yanal alanda 54, 64, 72 şeklinde 12 artı 72 84 şeklinde söylenebiliyormuş arkadaşlar. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hı hı. Peki arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Anlaşıldı. Bu soruyu ben sizden istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Ali hoş geldin. Ali hoş geldin. Ali'nin seste problem var. Soruyu çözen arkadaşım var mı? C buldum hocam ben. C, Sena C buldu. Bora? Düşünüyorum hocam. Peki Boracığım. Doğa? Ama C yani direkt 12 çarpı 16 yapmamız gerekmiyor mu? Olabilir bakacağım. Hayır. Evet. Doğa nasılsın? İyiyim hocam siz? İyiyim. Kusura bakma bu saatte uyandırdık. Peki. Cevap C. Çözüyorum. Şekilde açınımı ve bazı ölçüleri verilen kare dik prizmanın hacmi nedir diye sormuşlar. Arkadaşlar bu sarılar ne olacak sizce? Kare. Taban. Bu sarılar bence taban olacak. Taban. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bence bu sarılar, şu sarı sayın arkadaşlar ne olacak? Taban olacak. Peki sizce şurası nereye sarılacak arkadaşlar? Karenin çevresine. Aynen. Şuraya sarılacak arkadaşlar. Bu gördüğünüz karenin çevresine sarılacak. O zaman bu da bunun neyi olacak arkadaşlar? Bence bunun yüksekliği olacak arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz şeklin bence yüksekliği olacak arkadaşlar. Çok güzel. Görmüş olduğunuz bu olacak. Peki şurası 16 ise ve tabandaki karenin çevresine sarılacaksa demek ki bu tabandaki karenin bir kenarı kaç olacak? 4 olacak arkadaşlar. Peki yükseklik 12 olacak sayın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz kare dik prizmanın hacmini soruyor. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 4'ün karesi. Yükseklik 12. 16 çarpı 12. 10 tane 16, 160, 2 tane 32, 192 şeklinde ve doğru cevap Ceyhan'dır arkadaşlar.
Anlaşıldıysa bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Tabii. Evet. Bunu da geçiyorum. Sorumuz bu arkadaşlar. Doğan. Doğan. Efendim. Doğan, soru net olarak okunuyor mu? 4 hocam. Efendim Doğan. Doğan, okuyabiliyor musun soruyu? Okuyabiliyorum. Peki. Sena, bulduk mu? 4 buldum hocam. 4 buldum diyorsunuz. Gülçel herhalde burada ama sesi kısık zannedersem. Ben çoktan söyledim hocam, 4. Mikrofonu kapattım. Erdem, bulduk mu Erdem? 4 hocam. 4 bulduk. 96/16. Ay 16 diyorum, 24. Hayır. 24. 24. Aynen. Evet. 96/24. Peki arkadaşlar, ben bunu bir depoya benzettim şu anda. Görmüş olduğunuz bir depo gibi. Peki, boyutları 12, 4 ve 6 olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kapta 2 santim yüksekliğinde su bulunuyormuş. Prizma tabanı ABCD olacak konuma getirilirse. Şimdi ABCD, yani ABCD dedikleri zaman şurası, sayın arkadaşlar, şöyle olacak. Şöyle. Şöyle. A, B, C, D haline getirilirse, o zaman buradaki su yüksekliği, sayın arkadaşlar, ne olur diye sormuşlar. Buradaki su yüksekliği ne olur? O zaman A, B, C, D dedikleri zaman burası 4 olacak. Burası 6 olacak sayın arkadaşlar. Burası da 12 olacak. Burada bahsedilen, işte buradaki su yüksekliği sevgili arkadaşlar, ne kadar olur diye soruyor içindeki şu yükseklik. Buradaki mantık, Bora nedir buradaki mantık? Buradaki mantık hocam, zaten hacmi, yani oradaki şey, hacim değişmeyecek elinizde bulunan sıra. Bu yüzden oradan oradan aynen. Yerle, buradaki suyun kapladığı yer eşit olması gerekir. Tabii. Burada kapladığı taban alanı, ne oluyor taban alanı? 12 çarpı 4 çarpı yükseklik 2. Evet. Burada ise 4 çarpı 6 çarpı h. Bunların birbirine eşit olması gerekiyor. 12 çarpı 4 çarpı 2. 4 çarpı 6 çarpı h. 4'ler gider. 6 ile bu giderse 2. O da yüksekliği 4 santim şeklinde söylenebiliyormuş arkadaşlar. Pekala. Devam ediyorum arkadaşlar. Evet, bu soruya bakalım. Sorumuz bu arkadaşlar. Ben 2 demek istiyorum. Bence de 2. Bence de 2. Ben bu olayı hatırladım. Derste yapmıştık galiba böyle bir şey. Açıldı. Şimdi teker teker sormak istiyorum şimdi. Teker teker. Mesela. Sayın arkadaşlar, şu 1 numaralı küp. Şimdi bu 1 numaralı kübün kendi içinde kaç tane yüzeyi var? 6. 6 tane yüzeyi var. Peki şu anda bu kübün 6 yüzeyinin kaçını görüyoruz? 3. 3'ünü görüyoruz. Kaçını görmüyoruz? 3. 3'ünü görmüyoruz. Ben bunu buradan çıkardığım zaman bu büyük olan cisimde daha önce görmediğim yüzeyler ortaya çıkar. Yani daha önce 3 tane görüyordum.
Tekrar 3 tane gördüm. O zaman bu kübü çıkarırsan geriye kalan cismin alanı bence aynı olur. Aynı şekilde 4'te de aynı muhabbet var. 4'ün de 3 yüzeyini görüyorsun. Görmediğin 3 yüzeyi var. O zaman bunu çıkarttığın zaman gördüklerin 3'tü, görmediklerin 3'tü. Artık görmediklerini görüyorsun, gördüklerini göremiyorsun. Bir değişiklik olmadı. Peki şu 5 numarayla 3 numara da aynı aslında. Sizce buradaki 5 numaranın kaç yüzeyini görüyoruz? 2. Kaç yüzeyini görmüyoruz? 4. O zaman ben bunu buradan çıkarırsam görmediklerimden dolayı 2 tane artacak. Peki bu 2 numaranın kaç tane yüzeyi var? 6. Birini görüyorum, 5'ini görmüyorum. Bunu çıkarttığım zaman bence görmediklerin 5 tane olduğu için 4 tane yüzey eklenmiş olacak. Bence doğru cevap 2 numaralı küp çıkartılırsa şeklindeydi. Doğru cevap Bursa. Devam ediyorum efendim. Böyle bir soru yapalım. Öyle bir soruya bakalım arkadaşlar. Şekilleri çizmek biraz uzun sürer. Arkadaşlar bir şekilde veya bir cisimde hiç uzunluk verilmemişse kafanıza göre sayılar seçebilirsiniz. Hepsine bir desek? Aynen. Yani hiçbir uzunluk verilmemişse mesela küp 1, 1, 1 isteyen 2, 2, 2 isteyen 3, 3, 3 şeklinde yani şeklin durumuna göre bütün uzunlukları kafanıza göre seçebilirsiniz. Hiç uzunluk verilmemişse. Sinüs alfa kaçtır diye sormuşlar. Şems? Düşünüyorum hocam. Şekli görüyor musun? Net mi? Evet net. Peki. Bora ne dersin? Hocam ya hepsini bir derim. Şu BT'yi şey buldum. Köküç buldum. Tamam burası cisim köşegeni köküç. Doğru. Evet. Evet. Devamını çıkartamadım. Hocam ben de 3 dedim de oradan oraya bence Öklit yapsak oluyor mu? Ben de Öklit düşündüm ama Öklit beceremedim bence şu an. Bence 1 yani. Bölü köküç. Ben daha olduğunu düşünüyorum. Peki. Yardım edeyim. Bora, burada ek bir cisim yapmadan bu soruyu yapamazsınız. Ben derim ki burada TA. Şurayı çizelim. Şurayı şu şekilde. Bu çizdiğimin adı ne arkadaşlar? Yüzey köşegeni. Peki, şunun adı ne? Şunun adı? Ayrıt. Ayrıt. Peki burası 90 derece midir? Tabii evet. ki. Süpersiniz. Peki Bora, burası alfa.
Şurası beta. Doğru mu? Evet. Peki burası da 90. Şu alfa üst tarafta o zaman alfa. Toplamı 90. O zaman evet. Bence şurası da alfa olur. Evet. Doğru mu? İşte sizin hatanız. Yani bu açıyı buraya taşımadığınız için işi zorlaştırdınız. Şu parçaları bulmaya çalışıyorsunuz. Öklit möklit yapmaya çalışıyorsunuz. Doğru mu? 1 bölü kök 3. Evet, 1 bölü kök 3 bir şey. Aynen, aynen. Yani görmüş olduğun dik üçgen. Biz buraya ne diyelim? 1 mi diyelim, 2 mi diyelim? 1. Peki. Burası da 1. O zaman burası kaç olur? Kök 2. O zaman çizim köşegeni kaç olur? Kök 3. Peki, şurada bakın dikkat edin. Alfa'nın olduğu üçgen nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Adam sinüs alfayı sormuş. Sizce sinüs alfa karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 3 cevap Edirne doğru cevaptır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Sorumuz bu. Yandaki şekilde verilen düzgün beşgen dik piramitte PT BC'ye dikmiş. AB 4, PT 12 birimmiş. Piramidin yanal alanı kaç birim kare diye sorulmuş. Sena yaptık mı? Yaptım hocam. 120 buldum. 120 buldun. Ömer burada mısın Ömer? Buradayım Ömer, hocam. Ses kapalı zannedersem. Evet. İnternet biraz kötü de o yüzden. Peki. Bora bulduk mu? Ben şu an aynı zamanda kahvaltı hazırlıyorum da hocam. İkisini aynı anda yapmayı deniyorum. Peki. Bir öğlen yemeğine denk gelmedik yani. Peki arkadaşlar çözüyorum. Piramidin yanal alanı sayın arkadaşlar beşgen dik piramit olduğu için görmüş olduğunuz yanal alanlardan daha doğrusu şöyledir. Taban alanı bir de yanal alanı vardır. Taban alanı dediği gibi beşgen. Yanal alanı ise sayın arkadaşlar şu şekilde sayın arkadaşlar 5 tane ikizkenar üçgen olacak arkadaşlar. 5 tane ikizkenar üçgen olacak. İşte şu görmüş olduğunuz şu sayın arkadaşlar. Peki burası 4. Yükseklik kaç? 12. O zaman bunun alanı 4 çarpı 12 bölü 2 24 şeklinde söylenebilirmiş. Bundan 5 tane olduğu için 5 çarpı 24 120 birim kare doğru cevap Balıkesir'dir arkadaşlar.
Peki, devam ediyorum arkadaşlar. Evet, sorumuz bu. Sorumuz bu. Evet, bir dakika süre veriyorum. Hocam BC 4 mü yazıyor orada yoksa bir şey yazmıyor mu? Yazmıyor. Yücel, burada K var. Net okunmuyor mu Yücel? Hocam orada dik işaretini sayıya benzettim de. Ya burası dik. Burası dik Yücel. Tamamdır. Hocam 144 bölü 3 pardon. 2 kök benim. 3 çarpı 144 cevap. Şıklar burada. 216. B hocam B. 288 kök 3 mü? Evet. Evet. Denizli. Hemen çözelim. Hemen çözelim. Piramidin taban alanı 144. Kare dik piramit. Kare dik piramit ise burası kaç olacak? 12, evet. 12. O zaman bu 6, 6 olması gerekiyor. Doğru. Evet. Hacmi nedir diye sormuşlar. Sevgili arkadaşlar, hacim neye eşitti hacim? Bu sivri olduğu için 1 bölü 3, unutma, taban alanı çarpı yüksekliktir. Bizim şu anda yüksekliği bulmamız gerekiyor. Bakın, şu tabandaki ağırlık merkezi şu nokta. Biz tepeden bu noktaya bir dik indiğimizde sayın arkadaşlar, bu yüksekliktir. Biz bunu bulacağız şu anda. Bunu buradan buraya getirirsek sayın arkadaşlar. Şurası 12 ise şurası 6. Ve burası o zaman 30 derece olur. O zaman yükseklik de 6 kök 3 olur arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz şu dik üçgende burası 6 burası 12 ise 30'un karşısı hipotenüsün yarısı aynen burası 60 derece. Yani yükseklik 6 kök 3'tür. O zaman 1 bölü 3 çarpı taban alanı 144 çarpı 6 kök 3. O da 3'te 2 giderse 288 kök 3 şeklinde olup doğru cevabımız Denizli şeklinde söylenebiliyormuş arkadaşlar.